diye bir tartışma açsaydık ve bir ters köşe yaratsaydık. Yani keşke Yok, bir Bu zaman zaman tartışıldı bunu, zaten bizim hani programlarda. Bunu büyük büyük yani tartışsaydık da... Tekrar ya, aday olamayacağına göre zamanında yapılacak bir seçimdi. O zaman kim isim, olacak? Evet, hani böyle sürekli böyle farklı isimler... Üzeri. Çünkü şu an yapılmaya çalışılan oldu ya, zaman zaman hiç olmayacak isimler, işte Millet İttifakı'nın Çatı adayı mı diye servis edildi, bir şekilde sızdı bu bilgi nereden geldi bilemedik, hiç olmayacak şeyler yaşandı. Ya Aslında bu bir karşılıklı e, pimpon maçı gibi e, biz de bunu düşünseydik hani kim olabilir çatı aday. O, bir şekilde Cumhur İttifakı da kendi içinde neden onun olmadığını, kimin olacağını çok uzun konuşsaydı biz de dolayısıyla bunun yasal olarak bu adaylığın imkansız olduğunu o kadar daha çok konuşma imkanı bulurduk diye düşünüyorum. Yani yeterince altını çizmedik Peki. gibi hissediyorum. ama tekrar edelim. Bu zamanında yapılacak bir seçimle ilgili. Tabii, zamanında Yani bir şekilde hani Şimdi çok kısa bir süre erkene herhalde. çekilse bile yani 15 gün öncesi için, ...bir hafta evet. öncesi için bile olsa meclis bir karar alıp erken seçime gittiğinde Erdoğan yeniden aday Adayım olabiliyor. Olacak. Bu durumda da bu tartışmada i̇şte bu çözülüyor. Yani neden böyle olacak? Bir... Bunu da belletmiş olurduk tarihe. Tam dediğiniz Hı. şeyle ilgili. Ee, bir AKP milletvekili ağzından bir şey kaçırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK, yani kurmay kadrosundan olan AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, bakın Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber metninden okuyorum. Daha yeni, bugün geçtiği haber metninden okuyorum. İnşallah hepimizin hedefi 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. Onun için önümüzde kısa bir süre var. Erken seçimden falan bahsetmiyorum. Erken seçimde olabilir. Bakın ben yanılıyorsam ne olur Hı -hı. düzeltin. Hı -hı. Adalet ve Kalkınma Partisinin MKYK'sındaki bir isim bugün erken seçimde olabilir cümlesini kullandı. Yo sen yanılmıyorsun. Bu çok kumlandı. önemli. Şey. Hı -hı. Yani bu çok önemli bir Şöyle şey. Şöyle yani. söylüyor. Bu erken seçimi kastetmiyorum ben diyor. Ama ola da Ama erken seçim de olabilir. Evet. Yani o... partisinin söylemi tümüyle reddettiği bir ihtimali Ar olabilir diyerek bizzat teşkilat ediyor. Teşkilat Benim buluşması. Benim öngörüm oluşması. de bu. Ve teşkilat buluşması. Bu. Bakın bunu o an Anadolu Ajansı bu cümleyi silmemiş. Anadolu Ajansı bu cümleyi silmemiş. Niye silsin? biliyoruz ki <laughs> Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anadolu böyle editörlük yapıyor mu yani silmek gibi bazı E Tabii yani bunu herhalde, herhalde. E, yanlış duymuşuzdur diye düşünerek Peki. herhalde onları Metinler'den çıkardığını biz görüyoruz. Ben bu cümleyi ileride daha fazla tartışacağımı düşünüyoruz. Belki zamanı gelince YSK'nın işte yaptığı ihalelerde de yine tekrar bunun izlerini göreceğiz. Bu arada Mehmet Metinler'in eleştirisini eleştirisi dikkatini çekti mi? Hangisi? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski AKP'lilere... Sarayda hmm. e, yemek e, vermesine ilişkin eleştirisi düşünün. Mehmet Metiner yaptı bunu. Bu dedi adeta bizi parti devleti görünümüne sokar dedi. Orası çünkü partinin gene merkezi değildir dedi. Orası e, bu halkın bütçesiyle gerçekleşmiş görünümüne sokmaz. külliyedir. Evet. Bizi zaten ilanı yani bunu. Yani ben Mehmet Metiner'in dediğini söylüyorum. söylüyorum. Mehmet Metiner diyor ki biz e, eleştirirdik diyor. Şimdi diyor kendimiz aynı noktaya geldik diyor parti devleti havası. Ben mesela bir muhalefet mensubu olsaydım kırılırdım diyor Devlete kırılırdım bu anlamda Cumhurbaşkanının eğer tutup da mesela CHP iktidarda olsaydı ve eski CHP'lileri sarayda ya bu ağırlasaydı. saydı. Işte. Bu bu ahlaki değil. Bu etik değil. Hangisi? Metiner'in bu beyanı neden? Yani eğer ne diyor bir muhalif olsaydım yani karşı taraftan birisi olsaydım kırılırdım. Ya Dürüst ve etik davranış içinde bulunduğun durum kötüyse, içinde bulunduğun durum olmaması gereken bir şeyse ki öyle değerlendiriyorsun. Tabii. Mevcut durumdan da rahatsız olmanı gerektiriyor. Ama bir saniye. Bu açıklama zaten mevcut durumdan hayır, rahatsızlığını olmanın ifade ediyor. Ama öbür tarafta olsaydın or, or, yani. orada olmaman gerekiyordu. Hayır, hayır, Bu evet, kadar basit. Şöyle. Benim anladığım orada şu, olmaman gerektiğini onu bir empati yaparak söylüyor. Yani diyor ki Muhtemelen de AKP'lilere hitap ediyor bu şey mesajında. Şimdi orada olmanın bir parti devleti bir görüntüsü izin vereceğini verin, görüyorsan. Bir izin, verin ifade olumsuzsa... bir izin verin ifade edeyim. Bakın kimsenin e, yani niyet etmediği bir anlam üzerinden e, tartışmak şey doğru olmaz diye düşünüyorum. Benim orada Mehmet Metin'lerin sözlerini anladığım şu. Özellikle kendi tabanına, yani şöyle bir empati yapın diyor. Yani farz edin ki siz muhalefettesiniz, CHP iktidarda ve CHP'nin iktidarda bulunan, Cumhurbaşkanı koltuğunda bulunan isim eski CHP'lilere sarayda böyle bir yemek veriyor. Yani ben bu empatinin çağrısı olarak e, nitelendiriyorum onu ve böyle bir eleştiri. Ama Mehmet Metin'in daha pek çok söylemindeki tutarsızlığa ilişkin eleştirilerinizi sıralayabilirsiniz. Benim, benim şeyim değişmez. Şimdi... Barış, YSK'nın ihalesi de mi bir erken seçim sinyali olabilir? Kesinlikle. Neden? Şimdi Sefa Uyar, Cumhuriyet Gazetesi'nin başarılı bir gazetecilik örneği gösterdi ve devletin seçim için malzeme topladığı ve depolarındaki eksikleri toplamaya başladığına dair iki tane ihale örneğinden bahsetti. Birisi mukavva oy verme kabini dediğimiz bir ihale işte 60 günlük süreler verilmiş. Hı hı. Diğeri ise bir seçim gününde e, gerekli olan kırtasiye malzemelerinin ihalesi. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum o, o ihalelerin fotoğrafları var mı? Ee, var mı arkadaşlar? O konuşabiliriz. O, o Barış'ın yüksek e, seçim kurulu ile ilgili var mı? editörümüzün bilgisi olması Aha. gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı ihalelerle ilgili. Şimdi oraya baktığınızda işte e, gün gün vermişler malzeme adları. Bu mu barış? Evet evet bu mesela ama e, malzemelerle ilgili ihale. Yani bunları istiyor YSK. Hı hı. E, ambalaj bandı, işte hı hı. yapıştırıcı, toplu iğne, büyük dosya zarfı, ıstampa, ıstampa mürekkebi, mühür kartuşu, mühür mumu, sentetik yapıştırıcı, kendi rip vesaire Tetsinin kalemler. Hepsinin burada miktarı belirtilmiş, evet. birimi belirtilmiş, teslim süresi belirtilmiş. Teknik şartnamesi belirtilmiş, açıklaması yapılmış, ihale evrak bedeli orada, sonuçta grup halinde ya da tamamına ilişkin bütün bu detaylı kalem evet. belirtilmiş. Bu ne anlatıyor bize? Bu şunu anlatıyor. YSK deposunu doldurmaya başlıyor. Hazırlıksız yakalanmamak Hı. için malzemeleri seçime hazır hale getirmeye çalışıyor. Bu önemli. Niye önemli? Biliyor musunuz? Bakın. 2000... Başka var mı bizim şey? Yine şeyi. bir tane daha var. Peki. O da işte bu da mesela bu mu? Hı -hı. mukavva oy verme kabini satın alınacak. Devlet diyor. Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden iki kısım, iki kalem oluklu mukavva oy verme kabini e, satın alınacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı efendim işte oy verme kabini işte şartnameler uygun şekilde numunelere e, Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü depolarını teslim edilmek kaydıyla ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacaktır. İşte devamında detaylar var. Bu Burada en önemlisi 7 Nisan 2022'ye kadar Üçüncü madde mi? Evet üçüncü madde. Teklifler teklif. 7 Nisan 2022 günü en geç saat 12'ye kadar Genel Müdürlüğümüz İkinoğlu Satın Alma Daire Başkanlığı'nda bulundurulacaktır. Geç gelen tekliflerle postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Şimdi şöyle yalnız, hali hazırda ihale sürecini tamamladığı talepler var. Evet. Onlarda 60 günle 80 gün arası teslim süresi var. Evet. Yani 60-80 gün teslim edecekler. Evet. Bu da Nisan'ın başında çıkacağı şey ihale. ihale. Evet evet. Bunların da teslim süresi 60 gün. Evet. Şimdi bunun iken yani nereden iki baksanız 2-3 ay. ay içerisinde bütün bu malzemenin toplanmasını istiyor. Şimdi ISK. o zaman yani, o zaman şöyle bir şey mühür mumuna 180 gün yazmış. Evet. Yani ya 6 ay var ya da çok hani polyanlacılık yapacaksak devlet de fiyatlar yükseliyor diye ihaleye erken çıkıyor. Ama yani, hani şöyle bir kurdan şey. etkilenmiyor. Aynısını Hı. Bakın hem oy verme kabini hem de kırtasiye malzemelerini yakın zamanda YSK ne zaman yapmıştı biliyor musunuz? 2018 erken, erken seçimi seçim Haziran ayındaydı. İlan edildi. Hemen Nisan ayında yani 2 ay kala e, YSK şeye gitti. E, ihaleye çıktı ve 2 ayda bütün bu malzemeleri doldurdu. Ben bir gazeteci olarak sadece okuyan olarak şimdi demin size dedim e, AKP MKYK üyesi milletvekilinin e, üyesinin Söylediği erken seçim de olabilir cümlesini dikkate alarak ben 2023'te belki 2023'ün başlarında yani Haziran'daki o normal tarihindeki seçimden önce bir erken seçim beklentimi koruyorum. Baskın seçim de olabilir. Bu. Baskın seçim de olabilir. Yani bu seçim kanunu uygulanmayacak diyorsun. Evet. Uygulanmayabilir evet, diyorsun. Uygulanmayabilir. Bunu tercih etmek durumunda kalabilir AKP MHP. Çünkü gidiş. En azından buna hazır olmaya çalışıyorlar. Evet ben. Bu, bu, bu... gidiş çünkü <laughs> adına, e, ekonomik olarak e, katlanılmaz boyutta. Belki de iktidar şu anda e, geçici bir hafif e, şey bir iklim rüzgar estirebileceğine düşünürse, işler planlandığı gibi yürürse, e, belki onun da avantajından faydalanması gerekiyor. ukrayna Rusya arasında yaşanan savaşta. Erdoğan'ın işte tınık içinde dünya evet. lideri imajının yükseldiğine dair bir algıları var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinden ben bunu duydum. Ya biz işte şu an herkesin yeniden umudu olduk diyerek. Bunu acaba bir rüzgara dönüştürüp seçime yansıtabileceklerine inanıyor Peki. olabilirler mi? O Çok zaman önemli. şöyle bir Adalet ve Kalkınma Partili ismin. Evet. Bir daha telaffuz edersen o ismi. Hemen söyleyeceğim. Adalet size. ve Kalkınma Partili isim. Fat, Fatma Aksal, AKP Edirne milletvekili ve AKP MK YK Fatma Aksal, evet dedi ki e, erken seçimden çıktı olabilir. bu söz erken seçim de olabilir erken seçim olabilir evet bakın ve partisinin, partisinin söyleminde asla telaffuz evet. edilen bir şey değil bu evet. erken seçim olabilir dedi bu bir iki YSK'nın düzenlemiş olduğu ihaleler dikkat çekiyor bugünlerde evet. bunun üzerine pek çok şey konuşuluyor üçüncüsü de onu da sıralayıp Fikret abinin bu konuda görüşünü alalım bakın Adalet ve Kalkma Partisi Genel Başkan Vekili Numan kurtulmuş. Hem asgari ücretin sene ortasında bir kez daha artırılabileceğine ilişkin sinyal verdi. Hem de EYT konusunda sinyal verdi. E, kurtulmuş dedi ki büyük bir hayat pahalılığı olduğunu kabul ediyoruz. Ondan sonra e, asgari ücret yapılırken, e, şey <laughs> memur maaşlarına zam yapılırken, Temmuz'da bunlara ilave zam yapılabileceğini söyledik. E, i̇şte asgari ücret konusunda da, ee, yine benzeri bir şey yapılabilir Bu birkaç e, yerden de Tabii. Bu şekilde mesaj olarak geldi ee, Asgari ücrete Yeniden bir zam yapılması Ya da EYT'liler konusunda Bir hamle yapılması Çünkü Numan Kurtmuş bunu da söylüyor Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan Hiçbir konu yoktur Konu epeydir bakanlığın gündemindedir Bu konu yeterince biliyoruz çalıştık İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını Ümit ederiz Şimdi şu var eğer 2023 Haziran ise AKP MHP'nin tek hedefi başka hiçbir ihtimal yoksa gündemlerinde bu hamleler biraz erken hamleler olarak değerlendirilebilir mi ya da buradaki kozlarını biraz daha seçime yakın kullanmaları daha rasyonel Akıncı bir beklenti değil midir? Fikret abi ne dersiniz? Bunlar e, olası bir baskın seçim ve erken seçiminde her şeye rağmen gündemde olduğunu gösteriyor mu efendim? E, tabii Gökmen şimdi YSK'nın seçime hazır olması istenmiş olabilir. Yani bir e, zaten normal seçime de çok fazla yok zaman. Yani bir yıl önceden dokuz ay önceden YSK'nın hazırlık yapması e, çok olağanüstü değil bana göre. Yani seçime hazır olun denmiş olabilir. E, ancak ben iktidarın e, 23 Nisan'da tam zamanında e, 2023'te seçim e, yapmak yerine bir iki ay önce meclise